Selam gençler, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Göçecek. Arkadaşlar, yeni bir seriyle sizlerle beraberiz. Özellikle 2025 tayfa için e, başlangıç olacak bu serimiz. Serimizde e, kısa konu bilgileri verilecek, kısa konu özetleri yapılacak. Bu konu özetlerinden sonra da mikro orijinal yayınlarına ait TYT denemelerinden veya AYT denemelerinden konuyla verdiğim bilgiyle ilgili bir soru çözümü yapış, yapmış olacağım. Böylelikle kısaca özet yapmış olacağım. O konunun içeriğiyle ilgili olacak. Bu tabii ki çok kısa, minimalize bir durum söz konusu olduğu için bir bütünü kaplamayacak. Ha tabii ki sorular geliyor. Hocam e, TYT kamplarımız olacak mı? AYT kamplarımız olacak mı? Evet arkadaşlar TYT kamplarımız ve AYT kamplarımız mevcut ve bunlar olacak. Hala hazırda var mı videolarımız? Evet hala hazırda e, sayfamızda yüklü halde bulunuyor. Ancak e, yeni dönemde mikro yayınlarına ait 10, 11 ve 12. sınıf hatta 9. sınıf yeni müfredata ait e, ders anlatım föylerimiz möfler ortaya çıkıyor. Möfler çıkacak ve bu möflerin soru çözümleri ve konu anlatımları üzerinden e, bir TYT kampı ve bir AYT kampı tekrar sizlerle birlikte olacak. Muhtemelen Temmuz'un sonuna doğru da videolarımız sistemde yüklenmeye başlayacak. E, çok fazla zaman kaybetmeden... İlk konumuz ya da ilk bilgi vereceğimiz kısım neymiş? Hep birlikte göz atalım. Evet konumuz adezyon ve kohezyon. Adezyon ve kohezyon nedir? Bununla ilgili de bir soru çözümü yapmış olacağım şimdi sizlere. Öncelikle kohezyona bakarsak kohezyon dediğimiz şey aynı cins moleküllerin birbirini tutmasıydı. O zaman şuraya açıkladım hemen. Aynı cins moleküllerin aynı cins moleküllerin birbirini Birbirini tutması Şurası önemli bizim için Peki adezyon neydi adezyon ise Farklı cins moleküllerin Farklı cins moleküllerin Birbirine Birbirine Yapışması e, Adezyon kısmına ya da adezyon kısmına içeriğine Örnek verecek olursak ne olur? Adezyona Evet farklı cins moleküllerin birbirine yapışması dediği için Şunu söyleyebiliriz örnek olarak arkadaşlar Mesela klasik örneklerinden bir tanesi Suyun ya da yağmur damlasının e, Suyun Cama yapışması Başka bakalım boyanın Boyanın Fırçaya yapışması çay tabağının çay tabağının bardağa yapışması. Başka örnekler verilebilir mi? Evet, bir sürü örnek verilebilir bunlarla ilgili. Ne verilebilir mesela? İşte lensin göze yapışması, yine adezyon kısmına bir örnektir. E, duştan çıktığınızda su moleküllerinizin su moleküllerinin vücudunuza yapışması yine adezyon örnektir. Peki kohezyon nedir? Kohezyon ise aynı moleküllerin birbirini tutması olduğu için kohezyona ne örnek verebiliriz arkadaşlar? Kohezyona verebileceğimiz örnek burada direkt şunu söyleyebiliriz. E, su moleküllerinin su moleküllerinin damlacık şeklinde durması. şeklinde durması. Soru da bize, soru da bize damlacık deme zaman ne der biliyor musunuz? Küresel şekil der. Eğer küresellik ifadesi sıvıyla ilgili küresellik ifadesi karşınıza gelmişse orada kohezyon özelliği, kohezyon kuvveti etkilidir diyebiliriz. Peki mesela adezyon kuvveti ve kohezyon kuvvetinin kıyaslamasını yapacak olursak Burada bir civa damlası var. Bu bir civa damlası. Dikkat edin civa damlası su damlasına göre daha küresel bir şekle sahip. O zaman civa damlası için ne diyeceğiz? Kohezyon özelliği, kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Neden? Daha küresel bir yapıya sahiptir. Peki su damlası için ne diyeceğiz? Su damlası ise küresellikten uzaklaşmış, bulunduğu ortamı ıslatmış ve bulunduğu ortama yapıştığı için burada diyeceğiz ki adezyon büyüktür kohezyon dememiz gerekiyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Adezyonun bulunduğu ortamda, adezyonun etkili olduğu ortamda daha doğrusu. Yüzey ıslatılır. Yüzey ıslatılır. Kohezyonun bulunduğu ortamda yüzey ıslanmaz. Hatta şöyle diyebiliriz bakın. Buraya hidrofobil adı verilir bu malzemelere. Buraya ise hidrofil malzemeler adı verilir. Neden? Biri suyu seven ya da ıslatmayı seven. Diğeri ise ıslatmayı sevmeyen anlamında. Hemen mikro orijinal yayınlarına ait bir TYT denemesindeki adezyon kohezyonla ilgili sorumuza göz atacak olursak. Bakın soruda ne diyor bize? Diyor ki COVID salgınının sürecinden sonra nanoteknolojik ürünler kullanımı artmıştır. Çünkü nanoteknolojik malzemelerle yapılan ürünlerin su tutma tutmama özelliğinden dolayı koku, nem giderme ve bakteri direnci gibi niteliklere sahiptir. Buna göre nanoteknolojik bir tişörte su döküldüğünde suyun tişörtü ıslatmadan akıp gitmesinde bakın ne diyor? Islatmadan akıp gitmesi. Yani size burada aslında bilgiyi verdi. Bu bilgi ne? Bakın ıslatmadan akıp gitme. Islatmıyorsa kim etkilidir burada arkadaşlar? Evet. Kohezyon Büyüktür. Kimden diyeceğiz? Adezyondan diyeceğiz. Buna göre 1-2-3 nedenlerinden hangileri etkilidir demiş. Hemen bakalım birinci öncülümüze ne diyor? Tişört kumaşı molekülleri ile su molekülleri arasındaki adezyon kuvvetinin su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olması. Eğer su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olursa adezyon ne yapar? Yüzey ıslanır. Ama burada bu durum söz konusu değil. O zaman bu yargımız gitti. Peki 2. Tişört kumaşı molekülleriyle su moleküller arasındaki adezyon kuvvetinin su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçük olması. Evet burada kohezyon kuvveti küçük olduğu için yüzey ne yapmıyor? Islanmıyor. Değil mi arkadaşlar? Bu da doğru olacak. Suyun öz kütlesinin tişört kumaşının öz kütlesinden büyük olması. Burada öz kütle ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Özkütleyle ile ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadığı için 3. yargımız da doğru değil. Bu nedenle cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar böylelikle adezyon ve kohezyondan kısaca bir bilgi ve sizlere bununla ilgili de bir soru çözümü yapmış olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla. <Sessizlik>